Dur içeceğim. Kedinin maması bitmiş. He, ciğer kaynattın. Bir de bulgur. Yedi mi peki? Niye yemezsin? Pisik değil mi? Hayret. Ben hazır mama dışında neler denediysem olmadı. He, şimer misin tabii? Ben hop dedim mi gözümün içine bakayım. Günaydın. Uyandın mı? Geç kalmışım. Nasıl bu kadar uyudum anlamadım. Müsekkin sayesinde tabii. Ama iyi oldu, toparlanmışsın. He, hadi geçin sofraya. İkinize de birer kaşık pekmez içireceğim. Kansızlıktan harçı gibi durağısınız, hadi. Annemin uçağı sabaha kalmıştı. Acaba ne oldu, bir haber? Hayır, maalesef bir haber yok. E hadi oturun hadi. Özür dilerim ama ben hemen çıksam iyi olacak. Aa, niye? İyi de nereye? Annemle buluşayım. Aa. Ben bakacağım. Dur iki dakika otur. Hoş geldin. Nihayet. Haklısın. İyi misin? Sen nasılsın? Sorduğun için sağ ol. Geçsene, çayımız taze. Hadi. Hoş geldin oğlum. Aranan kan bulundu. Çayın kokusunu aldım. Annen otelde. Aa, sağ ol. Hemen gitsem iyi olacak. Yusuf oğlum bir çay iç. Kızım sen de bir şeyler ye, öyle gidersin. Sağ ol. Vallahi iyi olur. Yo, bana müsaade. Sen otur, ben giderim. Otelin adresini alsam kafi. Hayır, ben bırakırım. Zeynep, affedersin canım. Rica ederim. Benden istediğiniz bir şey var mı? Sadece teşekkür edebilirim. Lütfen. Karagün dostusunuz. Esas Yusuf Bey öyledir. Yo, ikinizin güzelliği. Sonsuz minnettarım. Rica ederim. Senden bir ricam var. Emirlerinizi bekliyorum. Lütfen Zeynep. Kahvaltıdan sonra bir güzel uyumanı istiyorum. Uyandığında burada olacağım. Tabii yeni bir kahramanlık gerekmezse. Benim kitabımda en büyük kahramanlık sadık olmaktır. Ve bunda tevazu göstermiyorum. Evet, ben kahramanım. Çünkü sadık biriyim. Bunu bilmen gerek. Ha işte. Adam dediğim böyle olur. Yolu bir, sözü bir, ozi bir. Yaptığınız her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Başınıza dert oldum. Gerçekten. Rica ederiz. Hoşçakalın. Hadi geçireyim seni. Yusuf. Hı. Geç kalmazsın değil mi? Hayır ama biraz dinlen. Dinlenirim. Bir tez, üç düz ilmek atacağız. Tamam mı? Sonraki sıranın düzün altına ters, tersin altına düz gideceğiz. Aa, hay Allah, yine ilmek kaçırdım. Ne zor işmiş bu. Hiç de zor değil. Kafanı ver, kafanı. Ay, senin yaptıklarına bakıyorum da Emine abla. Hepsi sanat eseri gibi. Nereden geliyor bu beceri? İşin başı sabir. Elindeki işi seveceksin. Öyle ofya pufya yapılan hiçbir iş güzel olmaz. Tabici dur. Ay, gel oğlum gel. Ver palto. Merhaba. Neler görüyorum Zeynep, örgü örüyor. Ne zannettin ya? Ha bu kızın marifetleri beni bile hayrete düşürüyor. Hayırlı olsun kazan şimdi de. Gerçekten mi? Galiba. Fazla hızlı değilim ama herhalde seneye kışa giyeceksin. Her şey tevazu gösteriyor. Sen bakma. 3 gün sonra Kazak sırtında. Yok ya. Canım ben de yardım ederim. He, anlaşıldı. Şey üstünüze afiyet, vücudum biraz kırık. İzin verirseniz gidip uzanacağım. Tabii tabii, sen dinle. Bir isteğin var mı? Ha yok, sağ olasın.
Hadi size hayırlı akşamlar. Size de. İyi geceler. Ayşegül'ün annesi gitti mi? Havaalanına gitmişlerdi. Sen bırakırsın diye düşünmüştüm. Teklif ettim ama istemediler. Şimdi ne olacak Yusuf? Kime? Ayşegül ne yapacak? Bilmem, onun hayatı. Yalnızca o kadar mı? Zeynep, nedir senin endişen? Niye bana güvenmiyorsun? Ben maymun iştahlı birine benziyor muyum? Yani yok tabii, öyle değil ama... Yani başına bin türlü bela gelen bir kıza... ...sade bir insan olarak... ...herhangi bir insan olarak ilgi göstermem imkansız mı görünüyor sana? Ama sen de kendini benim yerime koyar mısın bir an? Aklımdan geçebilecekleri anlamaya çalışsana. Anlamaya çalışıyorum ama benim aklım da bir şeyi anlamıyor. Seni tanıdığın Yusuf o kadar zayıf karakterli biri mi? Mümkün mü bu? Yani Ayşegül nişanlı bir kız. De ki olmasın. Varsın bana ilgi duysun, ne bileyim. Bu benim ona bir kardeş gibi, bir insan gibi... ...Gülçin'e veya Gonca'ya... Hatta Nazlı'ya yaklaştığım gibi yaklaşmama engel olabilir mi? Ama Yusuf, gene de böyle durumlarda bazen aşk ilişkisi doğabiliyor. Böyle şeyler olmuştur. Hayır Zeynep. Ben deli yürekli bir insanım. Evet, yüreğim deli ama ambar değil. Ben seni tanımadan önce de çapkın bir adam değildim. Niye? Tipsiz miyim? Beceriksiz miyim? Gerizekalı mıyım? Niye kadın kız peşinde koşmazdım? Benim de dürtülerim yok mu? Benim arzum, iştahım kabarmaz mı? Ben de sağlıklı biri değil miyim? Neler söylüyorsun Yusuf? Başka nasıl anlatayım sana? Benim için sadakat her şeyden önemli. Ben sevdiğim insana sadık olmazsam... ...ona seni seviyorum diyemem. Elimde değil Yusuf. Seni kaybetme korkusu beni kör ediyor. Aç artık gözünü. Aç. Ben seni çok seviyorum.